Özgürce yaşamalarına ve bunu sağlamadan mücadele
barış sürecine aktif olarak katılmanın Alevi felsefesinde savaşa yer yoktur. Felsefemiz gereği barışa hizmet etmeliyiz. Barışa gönlümüzü vermeliyiz. Hallacı Mansur'un derisi yüzüldü ama barıştan başka bir şey düşünmedi. Ülkemizin emek ve demokrasi ve sosyalist güçleri, özellikle CHP'den şöyle bir beklentileri var. Ülkemizde bir ezilen ulus, ezilen halk gerçeği vardır. Ve bu gerçeklik Türk milleti ortadan kaldırılıyor denilerek, bu gerçeklik ortadan kaldırılamaz. Dolayısıyla bugün sosyal demokratların demokrasi güçlerinin görevi hak eşitsizliğini ortadan kaldırmak, Türk ulusuyla Türk milletini eşit eş değerde gördüremezsiniz söyleminde bulunan militarist, sosyal şöven bir zihniyeti, sosyal demokrasi savunanları ödek utanç vericidir. Bir ulusun kimliğidir, dili kimliğidir, kimse kimliğini alamaz. Ana dil en temel insan hakkıdır. Türkçe hayatın her alanda serbest olmalıdır. Türk halkının 1000 yıllık bir geçmişi var. Bir kültürü, bir tarihi var. Helal olsun hocam. Türkler diyor ki, ey Türk kardeşlerim, bizi de anlayın. Biz bugün sizin dilinizi, kültürünüzü inkar edersek, siz nasıl bakarsınız? Bunu kabul eder misiniz? Biz de bir halkız. Bu halkı ezerek, susturarak, sindirerek, inkar ederek, katlederek bakamazsınız. Bu ülkede milliyetçilik iktidarıyla, muhalefetiyle siyasi kadroların kendilerine kazınmış sanki. Sosyal, şöven milliyetçilik, liberalist savaşçı zihniyetin etkisi altındaki azınlık gruplar bir yana demokratikleşecek, Kürtlere de insani ahlaki vicdanın hakları mutlaka tanınmalıdır. Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını anayasal teminat altına almalıdır. Onun için ayrımcılığa, asimilasyona ve savaşa hayır diyoruz. İnançlara eşitlik diyoruz. Çözüm için müzakere, barış için eşitlik diyoruz. Türkiye'yi kurt kafası değil, İnsan kafası şekillendirecektir. Değerli dostlar, Mansur Efendi gibi güçlü, coşkulu suların özgürlüğüne kelepçe vuran, mercan çayını beton yataklarına hapseden, baraj projelerine hayır diyoruz. Tüm arşivler, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı arşivleri mutlaka açıklanmalıdır. Sürgüne gönderilen, özellikle evlatlık verilen kız çocuklarının listesi ve akıbetleri mutlaka açıklanmalıdır. Şehit Rıza ve arkadaşlarının yanı sıra katledilenlerin mezar yerleri açıklanmalıdır. Bizim hesap sorma, kin tutma diye bir yaklaşımımız asla olamaz. Türkiye'deki kanlı tarihi yüzleşmesini istiyoruz. Yine Dersim'deki Siyanur Altın'ın aramalarına son verilmesini istiyoruz. Hepinize içten sevgiler, saygılar sunuyorum.